Bir telefonumuz var. Hemen bismillah diyelim. İlk telefonla başlayalım. Bakalım izleyicimiz hocamıza ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalarınız olsun hocam. Teşekkürler. Buyurun. Hocam benim kız kardeşim evlendi. İkinci evliliğini yaptı. Tamam. Eşi 2 sene kaynanasına, kayınbabasına baktı. Hastalık gibi sınavı kazanamadı. Sınavı kazandı. 4 ay oldu, götürelim onu. 4 aydan buna dayar, hakaret. Her şeyi yapmış yani buna. Bu pişmanım diyor. Evi terk ettiğim için de polisli olmuşlar orada. Lakor da almış. Hı hı. Ben ne yapmam lazım? Evet. Kız kardeşimiz... Ben de kanser hastasıyım. Nakil izin oldum yani. 4 sene oldu. 5 sene doğru tutmuyorum. Evet, geçmiş olsun, şifalar diliyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun hocam. Şu anda son durum nedir? Kız kardeşinizle ilgili son durum nedir? Şu anda Türkiye'ye geldi hocam, pişman. Yani insanlık şey kalmamış kız Türkiye'ye kardeşimden. Geldi. Nerede yaşıyorlardı? Almanya'da, Stuttgart'ta. Almanya'da, evlendi, oraya gitti. Fakat daha sonra evlendi, geçinemediler. 4 ay oldu götürdü, 4 ay. 4 ay oldu ama mübarek gecede bile doğmuş o Miraç gecesinde bile. Ya 4 ay içerisinde ne olmuş olabilir bu kadar kötü girecek? Vallahi hocam bilmiyorum. Olabilir? Başka bir kadın varmış. Başka bir kadına gidermiş. Bunu bırakırmış evde. Gidermiş 4 ay, yani. 4 aylık evli başka kadınlara gidiyor. Evet. Orada bu, tabii, ne yapmam lazım orada yani? Tabii kız ben boşa geldim. Ben boşa şey yaptım diye. Kız kardeşinizin de orada tanıdığı yok. Akrabaları yok. Yok hocam, yalnız. Bir arkadaşı vardı. O da işte şey yapmadı çok. Geldi yani, geldi. Evet. Siz ablası olarak ne düşünüyorsunuz peki? Ablam, ben bu sıkıntıydı, ben pişmanım geldiğimleri. Ben dedim, bacım sen öldürseydi bir şey yapsa daha mı iyi olurdu dedim. Öldürüyordu bana beni diyor. Öldürecekti beni diyor. Evet. Allah Allah. Evet. Resmi olarak ama boşanmadılar şu anda. Hocam boşanmadılar. Ama boşanmak istiyor. Daha sonra boşanmam diyor, duruyor. Kim boşanmam diyor? Kız kardeşim. Kız kardeşiniz boşanmam, hem beni öldürecekti evet. Diyor gelmesem, hem de boşanmam diyor. Nasıl oluyor peki bu? Hayır, ben diyorum sen öldürse diyor, dayatıp sana çözmüş hocam gözüne. Ha, siz diyorsunuz. Yani. Tamam. Ben seni köpek gibi eğiteceğim demiş. Allah. Ama bir hafası yapmış yani buna. Allah Allah. Peki sözü hocamıza bırakalım. Tabii kolay değil, gurbet elde 4 aylık evliler, orada ana yok, baba yok, abla yok, Almanya'da kimsesi yok. Gariplik çeker, yalnızlık çeker. Tek tanıdığı birisi var, o da kocası, yeni evlenmiş, eşi, her şeyi aslında, ama o da buna kötü davranıyor, zulmediyor hocam. Neler söylersiniz? Ablası da şu anda boşanmalarını istiyor. Sizin tavsiyeleriniz neler? Buyurun. Efendim Muhsin Bey, hakikaten sabah vakti yüreğimizi yakan bir olay. Gurbet elde dediğiniz gibi. Yani Kur'an'ımız buyurur ki ve in khiftum şikaka beynihima, gelinle güveyin arasının açılmasından endişe ederseniz feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha, hanım tarafından aklı başında bir adam, bey tarafından aklı başında bir adam, in yurida ıslahan yufikillahu beynihima, onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Peki bu da yok. Devrede bu da yok. Ya. Yani gurbet elde, 4 aylık evli, oğlumuz zulmediyor. Şimdi bu hanımefendinin yerine kendimizi koyalım. Hem empati yapalım. Yani eşi 4 aylık evli olmalarına rağmen başka yerlerde mutluluk arıyor. Onun bunun artığı ile geçiniyor. Peki bu hanım bundan elbette rahatsız olur. Gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden karanlık olur. Ayrıca zulüm de söz konusu bunun dışında. Bu vaziyette nasıl sabretsin, nasıl iyi olur diye beklesin. Evet, evlilikte diyoruz ki sevgi, saygı, sabır, sadakat. Sevgi, saygı, onlar daha 4 aylıkken tükenmiş. Sabır, ama buna nasıl sabretsin bu hanım? Ve sadakat hele hiç yok. Sadakat, eşine sadakat göstermesi, sadık kalması, vefa göstermesi, o yok, o söz konusu değil. Başka yerlerde mutluluk arıyor. Bu kardeşi diyor ya, hani ben de boşanmalarını arzu ediyorum diyor ya.
benim kanaatime göre de ufukta bu durum görülüyor gibi. Yani eğer ıslah olmasından boşanma yoluna müracaat edebiliriz. Evet. Ablasıyla aynı düşünüyor hocam. Allah'ın sevmediği helal boşanma yolunu tercih evet. edebilirler dedi. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.